أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Okuduklarım Saffat suresinin son 3 ayeti, 180. ayet, 181 ve 182. ayet. Çoğunlukla biz hitamı bu 3 ayetle yaparız. Bu surenin de hitamı zaten bu 3 ayetle. Buradan iktibas etmişiz. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Anlamları ne? Nedir bu 3 ayetin? Cenab-ı Hakk'ı tenzih ederek başlıyor ayet-i kerime. Sübhane rabbike, Rabbin ne denli yüce, Rabbin ne denli kusursuz, Rabbin ne denli uzak her türlü kusurdan, veya ayetin sonundaki ifadesiyle amma yasifun, onların vasıflandırdıklarından, onların betimlediklerinden, tarif ettiklerinden. Onlar Cenab-ı Hakk'ı kendi kafalarına göre tarif ediyorlar. Kendilerince Cenab-ı Hakk'ı vasıflandırıyorlar. Cenab-ı Hak da zatının bundan yüce olduğunu, zatının bundan uzak olduğunu haber veriyor. O kendisini tarif ettiği şekliyle, kendisini kullarına tanıttığı şekliyle olduğu gibi takdir edilmeli. Cenab-ı Hakk'ın kullarına kendisini takdim ettiği bir biçimde çağrılmalı, öylece ibadet edilmeli. Başka tür vasıflar Cenab-ı Hakk'a her halükarda kusur getirir. Bunlar Cenab-ı Hakk'a herhangi bir kusur getirmiyor, onu aksine yüceltiyor deseler bile, böyle bir iddia ile bile Cenab-ı Hakk'ı övmeye kalksalar, biz Rabbimizi onun zatını övdüğü gibi övemeyiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İnni la uhsi thana'en aleyk. Ben seni övmeyi bilmiyorum. Yani bende seni övmeye yetecek bir şey yok. Fe ente kema esneyte ala nefsik. Sen kendini övdüğün şekildesin. Sen kendini nasıl övdüysen ona yaraşırsın. O övgüyle ancak övülürsün. Ben de bundan ayrı seni övmeye de övecek, övebilecek bir şey bilmiyorum. İnni la uhsi thana'en aleyk. Bu, seni övmekte ben yetersizim. Ben ne yaparsam yapayım seni hakkıyla övemem. Seni hakkıyla övmekten uzağım. Buna gücüm, takatim yetmez. Sen bu denli yüce, bu denli benim övgülerime nazaran daha aşkınsın. Böyle bir ifade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'a söylediği, İnni la uhsi thana'en aleyk. Bizler Cenab-ı Hakk'ın zatını takdim ettiği bir biçimde, zatını tesbih etmemizi öğrettiği bir biçimde, zatını takdis etmemizi öğrettiği bir biçimde dahi onu takdis etsek, tahmid etsek, zikretsek, yine onu hakkıyla övmüş sayılmayız, onu hakkıyla yad etmiş sayılmayız. Sallallahu aleyhi ve sellem bunu demek istiyor. Bir de düşünün ki bunlardan öte başka ifadelerle, başka tanımlarla, başka sözcüklerle Cenab-ı Hakk'ı tarif etmeye kalktığımızda o andan itibaren tehlike başlar. Ayetteki esas konusu ise اَمَّا يَصِفُونَ, Cenab-ı Hakk'a oğullar, evlatlar, çocuklar, kızlar isnat eden kimselerin durumudur. Surenin içerisinde bu konu geçti. Cenab-ı Hak bu konuya surenin hitamında bir göndermede bulunuyor. Rabbin onların yaptıkları, Cenab-ı Hakk'a yönelttikleri her türlü betimlemeden, her türlü tariften, tavsiften uzaktır. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Senin Rabbin, burada muazzam bir iltifat var. Senin Rabbin şeklinde bir sahiplenme var. Bu sahiplenmede yine surenin içerisinde yoğun bir biçimde geçen iltifatlara, tesellilere,
Cenab-ı Hakk'ın kullarına yönelik onları rahatlatmasına, müşriklerin egemen oldukları ortamlardaki yoğun baskılarına karşı onlara verdiği morale bir gönderme gibi, Sübhane Rabbike, senin Rabbin her türlü kusurdan uzak. Bunlar ne denli böyle söylerlerse söylesinler. Rüzgara karşı, muazzam bir rüzgara karşı verdikleri bir savaş gibi. Ya güneşe karşı üflemek gibi, onu söndürmeye kalkışmak gibi. Bunlar ne kadar çelimsiz, çaresiz, zavallıca işlemler ise, Cenab-ı Hakk'a çocuk isnat etmek, Cenab-ı Hakk'a ona yarışmayan, onun zatında var olduğunu söylemediği, zatını tarif etmediği bir biçimde ona yalvarmak, yakarmak yahut onu böyle çağırmak, onu böyle tarif etmek Allah'a hiçbir zarar getirmez. Bütün kullar söz birliği etseler Cenab-ı Hakk'a evlat isnat etmek hususunda yahut bütün kullar söz birliği etseler Cenab-ı Hakk'a herhangi bir ortak isnat etmek hususunda bu Allah'a herhangi bir zarar vermez. Hazreti Musa kavmine اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنْكُمْ. Eğer hepiniz topluca küfretseniz bile, hepiniz topluca Cenab-ı Hakk'ı yok saysanız bile Allah bundan müstağnidir. Yani bu Allah'a herhangi bir zarar vermez. Dolayısıyla kafirlerin Cenab-ı Hakk'a yönelik bu tarifleri, bu tavsifleri Allah'a hiç dokunmuyor. Sübhane Rabbike, Rabbin bundan yüce, bundan uzaktır. Senin Rabbin bundan uzaktır. Rabbil İzzeti, o ki izzetin Rabbidir. Üstünlüğün Rabbidir. Mutlak surette üstünlüğün sahibidir. Üstünlüğün o denli sahibidir ki, üstünlüğün Rabbidir. Eğer üstünlüğün arkasından Cenab-ı Hak çekilecek olsa, ortada hiçbir üstünlük diye bir şey kalmaz. قُلْ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. De ki izzet bütünüyle Allah'a aittir. قُلْ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. İzzet nedir? İzzet üstünlük demektir. Bu üstünlüğün dayandığı şeyler var. Güce dayanıyor. Kuvvete dayanıyor. Hangi şeyler ile insanlar aralarında üstünlük sağlıyorlar? Mal ile üstünlük sağlıyorlar. Kariyer ile üstünlük sağlıyorlar. Bunlar o insanın giyimine, kuşamına yansıyor. Bunlar o insanın bindiği araç bineklerine yansıyor. Bunlar o insanın oturduğu eve, oturduğu muhite yansıyor. Bunlar o insanın görünümüne yansıyor vesaire. İzzet, üstünlük demek, kaynağında güç var. Güç ile sağlanıyor bunlar. Ve insanlar her zaman izzetin gölgesine, gücün gölgesine sığınıyorlar. Güçlü olan kimselerin gölgesine sığınıyorlar. Her bir güçlü kendisinden yukarıda daha başka bir güçlü belirliyor. Şunların elini öpeceğim, şunlara da üstünlük taslayacağım diyor. Rollerimizi, konumlarımızı, merdiven basamaklarındaki yerimizi izzet dediğimiz, yani üstünlük belirliyor. Cenab-ı Hak da diyor ki, üstünlük bütünüyle bana ait. Siz kullar hepiniz fakirsiniz. وَاَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ. Sizler Allah'a fakirlersiniz. وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ. Mutlak manada zengin olan O'dur. Kuvveti bütünüyle kontrol eden O'dur. Mülkü bütünüyle kontrol eden O'dur. اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ. Göklerde her kim varsa, yerde her kim varsa onun mülküdür. Bırakın onun kontrol ettiği, onun kulu olmaktan. Onun mülküdür, yarattığı şeydir. Dolayısıyla üstünlük mutlak manada Cenab-ı Hakk'a ait. O öyle bir üstünlüğe sahip ki, izzetin Rabbidir. Şimdi izzetin o Rabbiyken, üstünlüğün o Rabbiyken, bunların Cenab-ı Hakk'a bir şeyler söylemesi, Cenab-ı Hakk'a hakaret etmesi, Cenab-ı Hakk'a zulmetmesi, ona evlatlar, cinler ile nispet iddia etmesi, bunlar Allah'a dokunmuyor, yanından bile geçmiyor, asla tesir etmiyor. Bunlar sadece kendileriyle ilgili büyük bir cürmü tespit ediyorlar yerlerde ve göklerde. Kendileri aleyhine büyük bir noksanlığı, büyük bir vebali üstleniyorlar. Yoksa Rabbin izzetin Rabbidir. Senin Rabbin öyle bir Rab ki o mutlak surette izzetin sahibidir. Sen öyle bir yere sığındın ki, sen öyle birinin yanındasın ki o izzetin mutlak manada sahibi. Cenab-ı Hak diyor ki biz mutlak surette üstünüz. Ben mutlak surette izzetin sahibiyim.
Dolayısıyla galibiyet her halükarda benim elimdedir. Üstünlük, zenginlik her halükarda benim elimdedir. Ötekilerin şu an üstün görünüyor olmaları, dünya içerisinde belli bir üstünlük sağlamış olmaları izafidir, geçicidir. Onlarla ilgili kendilerini aldatmaya yönelik bir vesiledir. Eğer böyle olmasaydı onlar içlerindeki küfrü, Cenab-ı Hakk'a karşı samimiyetsizliklerini, sadakatsizliklerini, vefasızlıklarını gösteremezlerdi. Mecburen teslim olmuş olurlardı. İradelerini izhar edemezlerdi. İradelerini belli edemezlerdi. Habis olan ile tayyip olanın ortaya çıkması mümkün olmaz idi. Rabbin bütün izzetiyle izzetini izhar etse, bütün gücüyle kullarını kuşatsa zahiren, bu zaten batinen ve hakikaten kuşatmış durumdadır. Ama bunu izhar etse, belirgin hale getirse, göklerdeki ve yerlerdeki ordularını kullarının gözlerine belirgin hale getirse, şu anda da belirgindir ama aradaki fark, bunu ilim yapanlar fark ederler. İlim yapmayanlar, düşünmeyen, tahakküm etmeyen, akletmeyenler bundan kendilerini uzaklaştırabilirler. Araya perde alabilirler. Bunlar, bu kimseler Cenab-ı Hakk'ın yok olduğunu, hayatın içinde var olmadığını, güçlü ve kudretli olanın kafirler olduklarını, kendileri olduklarını düşünebilecekleri, varsayabilecekleri, hatta sanabilecekleri gönüllü bir yanılmanın içerisindedirler. Bunların bu gönüllü yanılmasına Cenab-ı Hak imkan sağlıyor ki onları fitneye uğratsın. Kanmak istedikleri, kendilerini kandırmak istedikleri bir güzergah önlerine açılabilmiş olsun. Allah bu güzergahı önlerine açmaz ise bu yönde tercihte bulunacak kimselerin tercihlerini izhar edecekleri, tercihlerini yaşayacakları bir seçenek gerçekleşmez. İnna hedeynahu sebila imma şakiran ve imma kafura. Biz ona yolu açtık. İster şükredenlerden, Rabbini tanıyanlardan, bilenlerden olmak istesin. Bu yolu, bu istikameti önüne açtık. Bu yolda açıktır. Ve imma kafura, yahut yok saymak isteyenlerden, görmemek isteyenlerden, algılamamak isteyenlerden, uzaklaşmak, mesafeyi açmak isteyenlerden. Böyle de isterse bunun da yolunu açtık. Bunun da malzemesini, bunun da imkanını, kendini kandırabileceği mazeretleri, yalandan bahaneleri, temelsiz teorileri ortaya saçtık. Bu malzemeyi de oralara, bir yerlere koyduk ki bu yönde ilerlemek isteyenleri de büsbütün zorlanmasınlar. Kendi tercihlerini yaşayabilecekleri, kendi menfi düşüncelerini sözüm ona seslendirebilecekleri sözde bahaneleri olsun. Dolayısıyla Cenab-ı Hak izzetin mutlak sahibiyken onlar kendilerinde izzeti var belliyorlar. Onlar kendilerinde kudreti var belliyorlar. Onlar kendilerini üstün zannediyorlar böyle bir ortamda. Ancak ayette Cenab-ı Hak bizleri teselli ediyor. Senin Rabbin mutlak surette bunların vasıflandırmalarından, betimlemelerinden, tariflerinden uzaktır. Asla ona dokunmaz, asla ona zarar vermez. Senin Rabbin bundan uzak ve o izzetin Rabbi, Rabbil İzzeti. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti. O izzetin mutlak sureti sahibidir. Men kâne yuridul izzete. Dolayısıyla sen de güçlünün yanında olmak istiyorsan, sen de güçlünün gölgesinde bulunmak istiyorsan, ki herkes bunu istiyor. Men kâne yuridul izzete. Eğer izzeti arıyorsanız, izzeti istiyorsanız, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمْيَا. Bilesiniz ki izzet bütünüyle Allah'ın katındadır. İzzet bütünüyle Allah'a aittir. Bir zengin bulalım, bir zenginle arkadaşlık edelim. Öyle zengin olsun ki yemek ısmarladığında iyi yemekleri onunla birlikte yiyelim. Onun sayesinde oğlumuza, çoluğumuza, çocuğumuza iş bulalım. Dara düştüğümüze bize borç para versin. Zaman zaman onunla birlikte gezelim, dolaşalım, onun imkanlarına ortak olalım diyorsanız, ki herkes böyle diyor, onunla düşelim, onunla kalkalım, onun gezdiği muhitte, ortamda bulunalım, daha çok kazanalım, onun zenginliğinin gölgesi, onun izzeti, onun üstünlüğünün gölgesi bizim de üzerimize düşsün, biz de hissedar olalım bundan, zenginle arkadaşlık edenin önüne zenginlik yolu açılır.
Kariyer sahibi olan kimseyle arkadaşlık edenin önüne imkanlar açılır. İşleri rast gider, yolunda gider. Bunu herkes bilir. Eğer böyle bir güçlü ve muktedir arıyorsanız, men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemiyâ. Bilesiniz ki izzet bütünüyle Allah'ın kudretindedir. Allah'ın elindedir. Allah'a aittir. En mutlak surette güçlü odur. En güçlü demiyorum, güce bütünüyle hakim olan odur. En zengin demiyorum, mülke bütünüyle hakim olan odur. Diğer herkes izzetten herhangi bir nasibi olmayan, payı olmayan kimselerdir. İnsanları izzet, insanlar izzetin peşine düşer, izzetin ardında gider, yani gücün ve kuvvetin dolayısıyla üstünlüğün peşinde düşerken koca bir hayatı bu döngü içerisinde yaşarlar. Dostluklarını da buna göre kurarlar. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Bazıları sırf bu yüzden kafirleri dost edinirler. Niye? Onlarda üstünlük var, onlarda teknoloji var. İmkan olsa gitsek, onların orada yaşasak, hatta onların nüfusuna geçsek, belki adımızı, sanımızı da değiştirsek, ne kadar müreffeh bir yaşamları var, ne kadar hayat güzel oralarda. Üstünlük, her şey, bu yolları bu yol gibi değil, kaldırımları bu kaldırımlar gibi değil, arabaları böyle değil, saatleri böyle değil. Üstünlük, üstünlük bambaşka bir şey. Dolayısıyla gitsek de oralara, o üstünlüğe ortak olsak. Öte yandan Cenab-ı Hakk'ı yok sayıyorlar, Cenab-ı Hakk'ı görmezden geliyorlar. İnançları aklın hiçbir tarafına sığmayacak şekilde anlamsız, hatta yok. Hatta onlar için değersiz, önemi yok, neye inanırsan inan, yeter ki benim işime karışma. Hepimiz hayatı ve zevkimizi, bu üstünlüğün tadını yaşayalım. Böyle bir ortam olsun, o kadarında önemli değil, onu çok düşünmeye gerek yok. Hatta belki zamanla biz onlara bir şeyler belki öğretiriz diye çeşitli şeyler ile, ama esasen gerçek maksat olarak izzetin peşine düşen, izzetin ardından giden kimseler sırf bu nedenle kâfirleri dost edindiler. اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Öyle bir şey ki bu üstünlük duygusu, insanı azdıran, insanı yoldan çıkaran, insanı başkasının yanında küçük düşüren, ona yağdanlık olmaya vesile olan, onu övmeye vesile olan bir şey. Eskiden yerdiği, eskiden karaktersiz bulduğu adam başına yönetici olursa, onu her halükarda öven, onu mutlak surette beğenen kimseleri düşünün. Öldü eski kral, yaşasın yeni kral diye her halükarda izzet kimin elindeyse onun önünde secdeye kapanan, onun önünde yerlere serilen kimseyi düşünün. İzzet, dünya hayatındaki bu sözde izzet, temelsiz izzet, hepimizin de gözle gördüğü, elden ele dolaşan, mütedavil gezen ve herkesin sonunda bırakıp gittiği bu üstünlüğe yol açan argümanlar, Cenab-ı Hak diyor ki bunların ne anlamı var? Bunların hepsi bana ait. وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Bunların hepsi benim elimde toplanıyor ve hepsi bana ait. Siz onu elde etmek için ya şununla dostluklarınızı buna göre belirlediniz, arkadaşlıklarınızı buna göre belirlediniz, hatta kiminiz dinini buna göre belirledi, kiminiz eşini, hanımını buna göre belirliyor. Men kâne yuridul izze. Kim ki izzetin peşinde koşuyorsa, biz bu ayetleri Fatır suresinde işledik. Cenab-ı Hak diyor ki izzetin peşinde koşmanız anlamsız bir şey değil. Üstünlüğün peşinde koşmanız, gücün, kudretin peşinde koşmanız anlamsız bir şey değil. Doğru bir şey. Herkes ister ki güçlünün yanında bulunayım, korunayım, güçlünün yanında bulunayım, ihtiyaçlarım daha çabuk gerçekleşsin. Güçlünün yanında bulunayım. Orası her halükarda esenlik, emniyet, bolluk ve berekettir. Bunu herkes ister. Güzel bir şey bu. Ama yanlış olan tarafı üstünlük diye üstünlük sahibi olmayan kimselere gidip yaranmaya çalışmanız, gerçek üstünlüğün sahibini göremeyişiniz. Yine her zamanki gibi suç akletmemeye varıp dayanıyor. Yine her zamanki gibi suç tefekkür etmemeye, gücün gerçek sahibini görememeye dayanıyor. Siz büyük bir sarayda, büyük bir mülkün, büyük bir gücün sahibi olsanız, sokaktan geçen bir fakire oradan ihsanda bulunsanız, elemanlar üzerinden, hizmetkarlarınız üzerinden,
ve camdan seyrederken o fakir kimsenin sizin hizmetkarınıza nasıl yerlere serildiğini, nasıl ona hamdü senada bulunduğunu, onun nasıl elini eteğini öptüğünü görseniz onu ne kadar zavallı derlersiniz. Çünkü o hizmetkarlar da aslında onun gibi fakir kimseler. Esas ihsan sahibi sizsiniz. Bu ihsanı göremeyişinden ötürü, ihsan sahibini görüp takdir edemeyişinden ötürü onu kınarsınız. Eğer onda böyle bir akletme, bunu bildiğini, bunu görebildiğini, bunu anlayabildiğini bilirseniz o zaman sizinle dalga geçtiğini düşünürsünüz. Eğer anlamadığını, bilmediğini, kavrayamadığını, o yüzden ihsan kimin elinden geliyorsa onun elini öpüyor. Yardım kimin elinden geliyorsa onun elini öpüyor. Kimden lütuf gördüyse onun önünde yere seriliyor. Bunu kavrayamayan, bunu anlamayan, anlayamayacak düzeyde olan birisi olarak değerlendirirseniz, ki çoğunlukla öyle değerlendiririz, önemsemeyiz, ufak bir tebessüm ederiz. Bizim elemanın elini eteğini öpüyor deriz. Ama Cenab-ı Hakk'ın açısından durum böyle değildir. O kulunu bu ihsanın kimden geldiğini anlayacak, bu ihsanın lütfun gerçek sahibini fark edecek düzeyde akletmeye, bu düzeyde kavrayışa sahip olarak yaratmıştır. Ve bu kavrayışta olduğunu ve bunu aklettiğini bilmektedir. Buna rağmen aradakilere tapınmasını, aradakilere hamd etmesini Cenab-ı Hak zatına karşı bir nankörlük olarak değerlendiriyor. Cenab-ı Hak bunu zatına karşı bir yok sayma olarak değerlendiriyor. Bir saygısızlık olarak değerlendiriyor. Bu olanca nimeti kendisi yaratmış ve bu olanca nimeti kendisi onlara sunmuşken elçiler üzerinden uyarıp başkalarına hamd etmeyin. Hamd bütünüyle bana aittir. İzzeti bütünüyle ben kontrol ediyorum. Ben izzetin Rabbiyim diye onları uyardığı halde onlar hayır biz o Rabbi görmezden gelmek istiyoruz derler ise, eğer siz o saraydan bakarken bir de eleman gönderip, birini gönderip o fakir kimseye ihsanı sizin yaptığınızı, kendisine teşekkür etmesi gerektiğini, kendisine hamdde bulunması gerektiğini, elemanlara böyle yapmasın diye uyarırsanız o pencereye baka baka yine sizin elemanınızın önünde eğilirse, ona hamd ederse bu açık bir saygısızlık, açık bir nankörlüktür. Cenab-ı Hakk'a karşı da kafirlerin yaptığı ve kafirlerde bulunan izzetin peşinde düşen kimselerin yaptığı şey akla aykırıdır. Akla rağmen yaptıkları, bilgiye ve ilme rağmen yaptıkları bir şeydir. Dolayısıyla bu Cenab-ı Hakk'a karşı büyük bir saygısızlık. Bu öyle bir saygısızlık ki kişinin akıbetini ebediyen azaba sürükleyen büyük bir cürümdür. Böylesi bir cehalet, böylesi bir gerçeği görmezden gelme, böylesi bir aklı bir tarafa koyma insanın yapabildiği, işleyebildiği en büyük suçlardandır. Dolayısıyla izzetin Rabbini görmek, izzetin sahibini görmek kişiyi başka izzet sahipliği taslayan kimselere kulluk etmekten kurtarır. Muhammed İkbal'in dediği gibi o bir secde ki kişiye özgürlük getirir. O bir tane secdedir ki kişiye binlercesine secde etmekten kurtarır. Kulun özgür olduğu, özgürlüğe kavuştuğu, gerçek özgürlüğü tattığı noktadır bu. Eğer izzetin sahibini tanıyamamış veya tanımaktan uzak durmuş, izzetin sahibini görmezden gelmiş bir kimse ise Allah onu binlercesine kul ve köle eder. Binlerce izzet sahibi olmaya taslayan kimsenin önünde ezilmeye, onların önünde hakaret işitmeye, onların önünde onurunun kınılmasına Cenab-ı Hak imkan sağlar. Bunu ona yaşatır çünkü o buna müstahaktır. İzzetin sahibini tanımayarak, onu görmeyerek. Bazıları da izzet sahibi olmayı taslar. Firavun gibi, اَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْاَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. Görmüyor musunuz? Mısır'ın mülkiyeti bana ait değil mi? Şu gördüğünüz nehirler, şu altından akan ırmaklar, bunlar benim değil mi? Dedi ve izzet sahibi olduğunu, bu izzetin dayanaklarını gösterdi, gerekçelerini gösterdi. Ve karşındakileri, sizin de hiçbir şeyiniz yok. Hepiniz çulsuzsunuz. Bütün yiyeceklerinizi ben sağlıyorum. Bu arazilerdeki bütün mahsuller benim, araziler benim çünkü.
Sizi ben yediriyorum, ben içiriyorum. Ben olmazsam aç kalırsınız, ölürsünüz. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ O onları böyle aşağılayınca فَاَطَاعُوهُ Ona itaat ettiler. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyorsunuz. Bütün izzetin sahibi, bütün mülkün sahibi ve var edici, yaratan Cenab-ı Hak en küçük bir yerde kullarını aşağıladığını görüyor musunuz? Kullarına yönelik böyle tahkir içeren bir ifade kullandığını görüyor musunuz? Bütün izzete bütünüyle sahip olmasına rağmen, kibriyaya bütünüyle sahip olmasına rağmen kullarına Cenab-ı Hak saygı gösteriyor ve kullarından da beklediği bir saygıdır. Hazreti Nuh'un ifadesiyle مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَّارًا Neyiniz var sizin? Size ne oluyor? Niye Allah'a en küçük bir saygı göstermiyorsunuz? وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا Sizi nesiller halinde, katmanlar halinde, bu kadar imkan içerisinde yarattığı halde nasıl Allah'a en küçük bir saygı göstermiyorsunuz diye Hazreti Nuh'un kavminden beklediği, Rabbin Nuh üzerinden, elçiler üzerinden kavminden beklediği kulun Allah'a saygı göstermesi, Allah'ı bütün gücüyle, kudretiyle tanıyıp bellemesidir. Allah kullarına saygı gösterip, onlara imkan sağlayıp, onların üzerine baskı kurmayıp, onları güzellikle yoluna davet ederken, kullar Allah'a icabet etmediler ama taşkınlar, azgınlar, diktatörler, ilahlık taslayan kimseler kullar üzerinde baskı kurup, onları aşağılayıp, onları adam yerine koymayınca onlara kulluk etmeye başladılar, onlara itaat etmeye başladılar. Akletmeyi, gerçeği görmeyi, izzetin gerçek sahibini görmeyi bir tarafa bıraktılar. İnsanın bu verdiği reaksiyon, bu verdiği tepki onun ne kadar çıkarcı, onun ne kadar akletmekten uzak, onun ne kadar doğrulara sadakat göstermek yerine ortama uymak, aklını kullanmak yerine duygularına teslim olmak, aklını kullanıp doğruların arkasında durup kahramanlık göstereceğine, adaletin arkasında durup, gerçeğin arkasında durup, Rabbin yanında durup, izzetin gerçek sahibine yaranacağına ve böylece kulluğunu izhar edeceğine, başka kullara kulluk etmek, kula kulluğun önünü açıp, kula kulluğun bizzatihi kendisini yaşayıp ve başka kimselere de bunu yaşatmak şeklinde bir sistemin içerisine girdiğini gösteriyor. Buradaki esas etken izzettir. وَاِذَا قِيلَ لَهُ اِتَّقِ اللّٰهَ Ona dense ki Allah'tan kork, اَخَدَتُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ İzzet onu günaha sürükler. Sahip olduğu üstünlükler güya, sözüm ona, o üstünlükler onu günaha sürükler. İzzet bazı kimseleri bazı kimselere kul etti, bazı kimseleri de bu kulluğa, bu kulluğu sahiplenen ilahlar yahut ilahçıklar olarak ortaya çıkardı. Eğer bu sisteme kapılmak, birinin elindeki büyük oranda araziler, birinin elindeki büyük oranda güç ve teknoloji yahut ötekinin elindeki büyük oranda mülkiyetler, ilim, kariyer vesaire, bunlara kapılıp bunların önünde secde edeceksek, yeryüzünde izzet sahibi olduğunu taslayan yüzlerce tağut var. Ancak Cenab-ı Hak diyor ki bunların ve bunların öne sürdüğü fikirlerin, inançların, batıl şeylerin aslında hiçbir önemi yok. Bütün izzete ben sahibim ve benim yanıma sığınanlar, Cenab-ı Hakk'ın yanına sığınanlar, bunlar izzetten pay alacaklar. Kur'an'da bir ayette فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'ın elçilerinin ve müminlerindir. Elçi, Cenab-ı Hakk'a olan elçiliği ve imanı dolayısıyla, müminler de Cenab-ı Hakk'a olan imanları ve teslimiyetleri dolayısıyla, izzetin sahibi ve Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın yanında yer almak suretiyle bu izzetin gölgesi içerisindedirler. Ötekilerin herhangi bir izzeti yok, herhangi bir üstünlüğü yok, herhangi bir kuvveti yok. Sadece kendilerini kandırdıkları, kendilerini aldattıkları basit ve kısır bir döngünün içerisindeler. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti. Sure nihayete eriyor, sure hitamı eriyor. Rabbimiz surenin içerisindeki yaşanmış ve anlatılmış kıssalara şöyle bir değiniyor. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti. Merak etme, onlar Allah'a kadretmediler, onlar Allah'a en küçük bir zarar vermediler. Bu oyundan ibaretti. Bu sahne üzerinde,
veya bir düzlem üzerinde sanal olarak yaşanmış basit şeylerden ibaretti. Hiçbir şeye etkimedi, hiçbir sonuca yol açmadı. Sadece kendilerini etkiledi, kendi aleyhleriyle ilgili bir sonuca yol açtı. Dolayısıyla sen müsterih ol, üzülme. Rabbini tanımıyorlar diye, Rabbini hakkıyla yad etmiyorlar, Rabbini hakkıyla tesbih etmiyorlar diye, hatta onu üzüyorlar diye, onunla ilgili kusurlu ifadelerde bulunuyorlar diye, ona ibadet etmek varken putları araya alıyorlar diye, ona, yalnız ona ibadet etmek varken şuna buna başvuruyorlar diye, sen sakın üzülme. İzzetin Rabbi olan, senin Rabbin, burada o izzetin kokusunu, o izzetin varlığını hissediyoruz. Çünkü senin Rabbin, izzetin Rabbidir. Bu benzetmek gerçekten hatalı ama öylesine söylüyorum. Bir baba oğluna gün gelir de belli bir yaşa geldiğinde şöyle tapuları çıkarır. Evladına bak ben nerelerden hangi mülklerim var bilesin, bunlar benden sonra sana kalacak dediğinde, işte tapuları tek tek gösterse, çocuk da ağzı açık kalsa, baba ben bir tek bildiğim şu bizim arazi var zannediyordum, şu ev var zannediyordum. Meğer senin başka şehirlerde, başka ülkelerde ne kadar nelerin varmış dediğinde, o baba evladına oğlum senin baban zengin demesi nasıl bir iltifat ise, nasıl onun için bir güvence ise, nasıl onun için bir esenlik kaynağı ise, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına senin Rabbin izzetin Rabbidir. Senin Rabbin bütün üstünlüklerin sahibidir. Onlar da bir gün Cenab-ı Hakk'ın gücü ve kudreti önünde ezilecek. Bugünkü taşkınlıkları, bugünkü zalimlikleri bir anda yere serilecek. وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ Bu ortam ve bu hayat içerisinde seni biraz üzdülerse de bu üzülmenin hiçbir manası yok. Bunları aklından, bunları yüreğinden, kalbinden bu üzüntüleri uzaklaştır, müsterih ol. سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Elçilere selam olsun. Çok sıkıntı çektiler. İçine girdikleri, karşılarına gelen o toplumlar, o ortamlar onlara çok büyük eziyet etti. Onlara çok büyük üzüntü verdi. Zaman uzadı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi mesela. Artık kendisini mağlup hissetti, yenik hissetti. Her yönüyle ezildi. Çoluğu çocuğu önünde küçük düşürüldü. Öyle Kur'an cephesinden baktığımızda mutlak surette bir esenlik, mutlak surette bir üstünlük var müminlerde. Ama bu üstünlüğü halk içerisinde Kur'an'ın verdiği özgüvenle yaşamak her kişinin kârı değil. Bunu ancak zikirle, bunu ancak Kur'an'ın vahiyle iç içe olan kimseler bu özgüvene belki sahip olabilirler. Yoksa o ortam içerisinde öyle bir baskıya, öyle bir ezilmeye maruz bırakılıyorsunuz ki tabii ki göğsünüz daralıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstünümüz var mı? O bile müşriklerin o aşağılamaları altında, o söyledikleri tahkir dolu ifadeler, o söyledikleri Hazreti Peygamber'e yönelik yanlış ifadeler, istihza dolu ifadelerden etkileniyordu. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ Senin onların sözleri dolayısıyla göğsünün daraldığını biliyoruz. Hatta bir ayette Cenab-ı Hak وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Onların sözü seni üzmesin. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzet bütünüyle Allah'a aittir. Dolayısıyla onların sözleri dolayısıyla onların sözlerinden gelen o ağırlık, o üzüntüyü Cenab-ı Hak bunları boş ver. İzzet bütünüyle Allah'a aittir. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Üstünlük bütünüyle bizim, onlar malıyla sana caka satıyorlar, güçleriyle sana caka satıyorlar, toplum üzerindeki egemenlikleriyle sana caka satıyorlar ve sana ağır ağır sözler konuşuyorlar. Hiç umursama bunları. Sen en üstünüm ben diye, yani ben en üstün olanın kuluyum, sizlerden fersah fersah üstünüm. Asla kıyas kabul edilemeyecek bir noktadayız. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın
artık gerçek bir rivayetle sabit mi değil mi bilmiyorum ama filmdeki sahneyi hatırlarsanız müşrikler mübareze için adam istiyorlar Bedir'deki sahnede. Onlar da müminler arasından 3 kişi gönderiyorlar. Müşrikler bakıyorlar ki bu 3 kişi hiç adı sanı duyulmamış kimseler. Biz denk isteriz kendimize yani aranızdan bize denk insanlar çıkarın. Dediklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hamza'yı, Hazreti Ali'yi radıyallahu anhum ve yanılmıyorsam Ubeyde bin Cerrah'ı bu üçünü çıkardığında işte o sahneyi hatırlayın. Hazreti Hamza radıyallahu anh kimle karşı karşıya geldi? Utbe ile değil mi? Ona o sahnede ne diyor? Biz üstün mü? Biz denk miyiz diyor. Biz asla denk olamayız. Yani neremiz denk bizim? Biz Allah'a iman ediyoruz. Biz biricik Rabbimizi olduğu gibi kabullenmiş ve onun tarafında bulunuyoruz. Sizler putların önünde, taşların önünde eğilen kimselersiniz. Bizler denk miyiz? Yani böyle bir üstünlük anlayışı, böyle bir özgüven. Cenab-ı Hak diyor ki öyle bir özgüvene sahip olacaksın ki onlar göğü ordularıyla, yeri ordularıyla kaplasalar Firavun gibi mesela, Nemrut gibi. Sen İbrahim olacaksın, hiç umursamayacaksın. İzzetin Rabbini göreceksin. Aklınla gördüğünü yaşayacaksın. Duygularınla hissettiğini değil. Onlar seni kırbaçlayacaklar. Onların kırbacı ucundan gelen acıyı değil, göklerde ve yerde binlerce meleği, göklerde ve yerdeki Cenab-ı Hakk'ın ordularını düşünecek ve aslında doğru olan tarafta olduğunu bilecek. Böyle bir özgüvenle karşı duracaksın eziyetlere, istihzalara. Sen secdeye varacaksın, üzerine gelip deve işkembesi bırakacaklar. Deve işkembesinden pislikler senin üzerine sızacak. Sen yerdesin, Rabbinin önündesin, yere serilmişsin. Onlar senin üzerine, üstüne dışı koyuyorlar, pislik koyuyorlar. Sen bundan daha aşağısın demeye getiriyorlar. Oralardan katıla katıla gülüyorlar. Bu ortam bütünüyle senin aleyhindeyken, seni gururunu, varlığını incitirken sen bütünüyle özgüvene sahip olacaksın. Asla bundan etkilenmeyeceksin. Bunu demoralize olmayacaksın. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ İnancına böyle bir anda bile bağlı kalacaksın. Rabbine böyle bir anda bile biz üstünüz elbette ki ya Rabbi. Çünkü sen üstünsün. Ben senin tarafındayım. Umursamıyorum bunların yaptıklarını. Kendi tercihlerini ortaya koyuyorlar. Tabii ki demoralize olmuyorum. Yıkılmıyorum. Ayaktayım diye yine Cenab-ı Hakk'ın önünde secdeye duracak. Ondan vazgeçmeyeceksin. Bunu bir ömür aklederek, görerek, fark ederek sürdüreceksin. İzzetin Rabbini şaştın mı? İzzetin sahibini şaştın mı? Artık önünde binlerce kulluk edeceğin, aslında izzet sahibi olmayan izzet sahipleri sana önüne çıkacaktır. Sana Rablik ve ilahlık taslayacaktır. Akletmekten vazgeçecek olursan, ben de biraz hayatımı yaşayayım diye şuna buna İzzet sahibi olan kimselerin yanına yaranmaya, onların istediklerini yapmaya başladığında inan ki onlar Allah'tan daha fazlasını isteyecekler. İnan ki onlar Allah'ın sana gösterdiği saygıda saygıyı bile göstermeyecekler. Seni aşağılayacak, seni insan yerine bile koymayacaklar. Allah senden sadece bir saygı, namaz ve ibadet beklerken belli sınırlar, belli çerçeve içerisinde onlar her an yanlarında bulunmalı, her an onlara kulluk etmeni, bütün insanlığından soyutlanıp onlara tapmanı beklerler. Onların bu hususta bir sınırları da yoktur. Onların bu hususta sana ve senin oğluna en küçük bir saygıları da yoktur. Dolayısıyla Allah benden çok şey istiyor diye kendine başka izzet sahipleri ararsan, onlar senden Allah'tan daha fazlasını isterler. Bu ilahi sünnette böyledir. Bu Cenab-ı Hakk'ın sünnetinde böyledir. Allah'ı şaşıranlara, izzetin sahibini şaşıranlara Cenab-ı Hak daha beterini yaşatır. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِر۪ينَ تَعُزُّهُمْ اَزَّا Şeytanları Cenab-ı Hakk'ı yok sayanların tepesine göndeririz. Onlar onları gagaladıkça, onlar onları aşağıladıkça, onlar onlarla oynadıkça oynarlar. Bir oyuncak gibi. Değersiz ve anlamsız basit bir şey gibi. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Cenab-ı Hak kendi dilinden elçilere selam gönderiyor. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ Hz. Nuh'a selam gidiyor buradan. Hz. Eyyub Aleyhisselam'a selam gidiyor.
O ne büyük bir konum, o ne büyük bir övülecek bir duruş. Aksi gelen bütün rüzgara, aksi gelen bütün saldırılara karşı direnç gösteren, ayakta duran, Cenab-ı Hakk'a güvenini sürdüren. Hazreti Nuh'a demişler ki, şu etrafındaki cılız adamlardan vazgeç bari. Gel bizim tarafıma, tamam bize anlat. Biz yanına bile sokulamıyoruz. Şu, yani beş para etmez adamlarla düşüp kalkıyorsun. Benim uşağımla düşüp kalkıyorsun, onu anlatıyorsun vesaire. Ben şimdi senin dinine girmek istesem bile giremem. اَرَادِرُنَا بَعْدِيَ الرَّيْ Bizim sefil kimselerimizle bu işi götürüyorsun. Bizim tarafa gel. Dediklerinde Hazreti Nuh Aleyhisselam, onlar Allah'ı tanıyorlar. Ben onları وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Ben iman etmiş olanları kovamam. Sırf sizin gönlünüz istiyor diye. وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ Allah zalimleri en iyi bilendir. Kime hakkı neyse onu verecek olan Cenab-ı Hak'tır. İman etmiyorsanız sizin bileceğiniz bir iş. Dedi, o sefil, o zayıf, o çelimsiz kendisine iman etmiş kimselere sahiplendi. Ve onlarla birlikte ayakta durmayı, ayakta duruşunu sürdürdü. Cenab-ı Hak buradan ona selam gönderiyor. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ Devesi, gemisini yaptığında gemisini tuvalete çeviren, ona sürekli dışkılarını onu getir oraya bırakan, onunla alay eden Cenab-ı Hak ve yasna'ul fulke ve kullama marra aleyhi mala'un min kavmihi sahiru min bir tanesi de yanından geçsin de istihza etmesin. Böyle bir şey var mı? Kullama marra aleyhi mala'un her geçtikçe sahiru min onunla dalga geçtiler. Yani bir kere de geçerken ya boş verin demediler. Böyle bir baskıya, böyle bir istihzaya çoluğuyla, çocuğuyla, evladıyla insan kendisi katlanır da çoluğu var, çocuğu var, hanımı var. Onların yanında da her halükarda istihzaya uğradı. Cenab-ı Hakk'a olan güveni öyle bir onda şuur, öyle bir özgüven hasıl etmişti ki ayakta durdu. Onun duruşunu Cenab-ı Hak ölümsüzleştirdi. Buradan selam gönderiyor. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ Gerçek izzetin sahibine dayanmış, ona itimat etmiş, ona tevekkül etmiş olan elçilere, Cenab-ı Hak onların davasını, onların başarısını, onların muvaffakiyetini ödüllendiriyor. Ve son söz olarak, وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Önümüzdeki ders bu ayetle inşallah bitiririz. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَسِينَا وَاَخْطَأْنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته